Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün burada önemli bir konuyu konuşacağız, tartışacağız. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı Sakarya'daki eski adıyla Tank Palet Fabrikası'nın, bugünkü adı da 1. Ana Bakım Merkezi'nin özelleştirilmesini konuşacağız. Biz savunma sanayine destek verilmesine, teşvik verilmesine karşı değiliz. Hatta daha fazla verilmeli. Bakın, özel bir grup, özel bir firma İHA'ları yaptı, SİHA'ları yaptı. Gayet de başarılı. Yine özel bir firma Hakkari Yüksek Ova'da özel harekatçılarımıza çok güzel bir bina yapmış. Oraya gittiğimde gördüm. Yine özel bir firma polislerimizin nöbet tuttuğu kurşun geçirmez nöbetçi kulübeleri yapmış. Şimdi bunlar bize gelen şehit haberlerini azalttı tabii ki. Biz de bundan memnunuz. Ancak daha önceden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde olan, bugün Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesine geçen Tank Palet Fabrikası'nın da özelleştirilmesi bir kanun hükmünde kararnameyle önümüze geldi. Biz buna karşıyız. Neden karşıyız? Daha önce de söylediğimiz gibi bu özelleştirme 4046 sayılı özelleştirme kanununa göre hukuksuz ve kanuna aykırıdır. Tekrar ediyorum, hukuksuz ve kanuna aykırıdır. Bu fabrika bir alay ya da tabur hükmündedir. Ayrıca daha önce özelleştirdiğiniz telekom, şeker fabrikaları, kağıt fabrikaları özelleştirmelerin rezilliği de ortada durmaktadır. Hepinizin malumu. Yani burada iyi bir karneniz yok. Bu işlerden milyarlarca dolar zarar ettik. Değerli milletvekilleri, bu ülkenin kurumları yazboz tahtası değil. Deneme yanılma yöntemleriyle işletilmez, özelleştirilemez. Eğer para lazımsa TRT'ye özelleştirin. Vatandaşın hiç olmazsa elektrik faturaları hafiflesin. Fabrikanın özelleştirme nedeni olarak verimlilik ve 2020 yılına 40 adet tanka ihtiyacımız var deniyor. Şimdi bu fabrika dünyadaki 5 fabrikadan bir tanesi sektöründe. Ve son 10 yılda 3 defa en verimli iş yeri olarak tescil edilmiştir. Neyin verimliliğinden bahsediyorsunuz? Yine bu fabrika %100 yerli olarak 281 adet fırtına obüs ve bunlara mühimmat taşıyan Poyraz adında taşıyıcı araç imal etmiştir. Şimdi bu araçları eğer biz burada imal edemeseydik, dışarıdan 9-10 milyon dolar aralığında bir bedelle ithal etmek durumunda olacaktık. Şu anda 4 milyon 200 bin dolara mal ederek ülke ekonomimize 1 milyar 350 milyon dolar tasarruf sağlamıştır. Ayrıca bu fabrika için Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri 500 ila 700 milyon dolar bir kaynak aktarıldığında Altay tankının seri üretimine geçebileceğini bildirmiştir. Şimdi Cumhurbaşkanımıza 400 milyon dolara uçak aldık. Bu parayı da bu fabrikamıza rahatlıkla aktarabiliriz. 4 Ocak Cuma günü Milli Savunma Bakanı Hüseyin Hulusi Akar fabrikayı ziyaret etti. Sayın Bakan, siz sendika başkanı mısınız? Siz Milli Savunma Bakanısınız. Siz fabrikanıza sahip çıkın. İşçiye bizler sahip çıkarız. Sendika başkanları sahip çıkar. Kendi sendikası sahip çıkar. Oradaki işçilerin derdi kendi hakları değil. Vatan, vatan, hala anlamadınız mı? Şimdi bu fabrikayı Ethem Sancak ve Katarlı ortağının alacağı iddia ediliyor. Şimdi önceden alıcısı belli olan bir ihaleye ihale denir mi? Şimdi burada tutanaklara, kayıtlara geçiyor ve ben bir suç duyurusunda bulunuyorum. Sonucu belli olan bir ihaleye ihale denmez, adrese teslim denir. Kaldı ki Ethem Sancak, yani Bemece firması, tank yapsın diye Karasu'dan bedelsiz arsa verdiniz. KDV teşviği verdiniz, %100 kurumlar vergisi teşviği verdiniz, gümrük teşviği verdiniz. Tamam, verelim. Ama geçen yıl tank ihalesi de verildi. Ama bununla ilgili yatırımını yapmadık. Şimdi hazır fabrikada üretim yapmaya çalışacak. Özetle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mühimmat yapan, araç ve gereç yapan bu milli fabrikanın özelleşmesi son derece sıkıntılıdır. Allah korusun, bu özelleştirme yıllar sonra bir felakete yol açabiliriz. Başta Sakarya halkının oylarıyla bu koltuklarda oturan siz değerli milletvekillerine sesleniyorum. Eğer bu özelleştirmeye müsaade ederseniz bir daha bu kürsüden millilikten, yerlilikten, milliyetçilikten bize bahsetmeyin.
Değerli milletvekilleri, bugün bir kişinin değil milletin vekili olun. En azından bunu bugün yapın. Milletvekili olarak doğmadık, milletvekili olarak da ölmeyiz. Ama görev yaptığımız süre içerisinde adam gibi işimizi yapmış oluruz. Bu kürsüde yapmış olduğumuz yemine de sağlık kalmış oluruz. Bu araştırma önergesine siz değerli milletvekillerinin desteğini istiyorum. Bu bir milli meseledir. Allah rızası için bir daha düşünün. Yarın bir gün çok büyük sıkıntı yaşarız. Buna müsaade etmeyin. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum.